Arkadaşlar, hoş geldiniz. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, paralı bir hafta diliyorum. Evet, yeni haftaya başlıyoruz ve yeni haftaya Ay Boğa burcundayken başlıyoruz. Doğal olarak gündemimiz aslında para olacak hepimiz için. Maddi manevi güvenlikle ilgili konular daha fazla gündemimizde yer tutabilir. Evet, bugün şimdi ayın Boğa burcunda olması, işte Boğa burcunun son derecelerinde olması, bunların hepsinin anlamlarını şimdi size açıklamaya çalışacağım. Bugün Satürn'ün etkili olduğu bir gün. Onu söylemek istiyorum. Satürn Mars'la biliyorsunuz yan yana yarın tam olarak kavuşacak ama bu kavuşum etkisi bugün devrede. Boğa burcundaki ayın yönetici gezegeni Venüs. O da hemen hemen onlara yakın derecede hala Kova burcunda. Bu hafta ortasında o da Balık burcuna geçecek. Demek oluyor ki bugün bizim için güven gerekli. Parayla ilgili konularda, duygusal yaklaşımlarımızda, efendim yeme, içme, beslenme gibi konularda, belki enflasyon yine para birimleri yine daha çok gündemimizde yer tutacak, konuşulacak. Çünkü şimdi Satürn bir de disiplin, bazı konularda engellerle de işaret edildiği için şimdi bugün özellikle sizin dikkat etmemesi, hepimizin daha doğrusu dikkat etmemiz gereken saatler var. Saat 14 sıralarında arkadaşlar ayın Satürn'e, ayın Mars'a kareleri var. Birisi 14.08'de, birisi de 14.57'de. Bu saatlere dikkat etmemiz gerekiyor bugün. Genel olarak bir kısıtlanma, bir blokajla karşılaşma, özel veya genel işlerimizde bazı sıkıntıları aşmak zor olabilir. Ama yardım eden bir açımız var, onu da söyleyeyim. Ayın Jüpiter'e güzel bir açısı var. O da saat 14.28'de. Hani derece olarak etki alan aslında arkadaşlar. Bu zorlukları aşmanın mutlaka bir kolayını bulacaklardır. Gökyüzü bir yandan da destekte oluyor. Burada önemli olan nedir? Kararlılık, disiplinli olmak, vazgeçmemek. Ama genellikle de böyle üstlerle, otorite pozisyondaki kişilerle çok da cenkleşmemek gerekiyor. Özellikle bu saat 14 ve 16 saatler arasında. Mars da işin içerisinde biraz öfke kontrolü de zor olur. Onu da söyleyelim. Özellikle akşam saatlerine, yani ben buraya not da aldım size. Özellikle 16-17 arası çok daha güzel saatler. Özellikle hani daha bereketli, daha verimli saatler olacağını söyleyebilirim. Yine güzel bir saatimiz daha var. Bunu da kullanabilirsiniz. 19.21 ile 20.18 arası yine hem ilişkiler için hem toplantılar için hem mesela yemekler, davetler, iftarlar, iletişim kurmak için birine bir şey açıklamak için, cevap almak için bence çok daha uyumlu saatler. Ya günün ilk yarısını kullanacağız bugün ya da günün ikinci yarısını. Şimdi bir tane de çok güzel açımız var. O da saat tam olarak 16.04'te başlıyor. Bugün aslında bu saatlerden itibaren bizim için daha müjdeli diyelim, daha kolay, daha rahat ilerlememizi sağlayacak saatler olacak. Evet, böyle bir gün geçireceğiz. Bu arada tabii ki saat 17'de de ayın Neptün'le de güzel bir etkileşim var. Evet, gerçekten günün akşam saatlerinden sonrası gayet güzel, başarılı, huzurlu, sakin geçirebiliriz. Çünkü ay zaten Boğa burcunda. Biliyorsunuz Boğa burcunun genel yaklaşımları da sakinliktir, huzurdur, konfordur. Biraz daha böyle etrafımızda kontrolcü olabiliriz. Güvenli ortamlar, güvenli yatırımlar, güvenli adımlar da bugün daha fazla önem taşıyacaktır. Özellikle parayla ilgili konular arkadaşlar. Para piyasalarında da yani tam olarak hani %100 demiyorum ama böyle enteresan oynamalar bugün söz konusu olabilir. Açıkçası Mars ve Satürn'ün kavuşumu da umarım zorlukları en kolay şekilde bizim aşmamızı sağlar ama bu çok kolay değildir açıkçası. Bu haftanın iki günü aslında hem pazartesi hem salı böyle biraz gergin, stresli de olmamız mümkün. Onun yanı sıra şunu da verebiliyor. Aynı zamanda bir kararlık verirken yani Satürn Mars'la kavuşunda biraz enerji yaşar, çeker. Geçen hafta da söylemiştim bunu. Özellikle bu hafta başı o girişkenliğimizi alabilir elimizden. Bir de ayın Satürn Mars'a karesi var. En ufak bir zorlukta pes edebiliriz açıkçası. Çünkü dediğim ya Satürn bizim
çabuk pes etmemize neden olabilir. Boğa burcunun diğer bir hani gölge yönleri de biraz hani üşengeçliktir, ağırdan almaktır. O yüzden bugün kararlı olmalısınız arkadaşlar yaptığınız işlerde. Öğle saatleri sıkıntılı olabilir ama akşam saatlerinden itibaren her şey yoluna gireceğini söyleyebilirim. Evet, Boğa burcunda Ay Venüs'ün yönetiminde bugün ve bugün Satürn'le ilgili konular daha fazla gündemimiz olacaktır. Daha çok engel ve manipüle durumlarla karşılaşabiliriz. Genel olarak söylüyorum bunu sevgili arkadaşlar. Fakat beslenme ile ilgili konular, tarım, gıda ile ilgili, bu gıda tedarik zincirleri ile ilgili, bunların denetimleri ile ilgili konuları da çok daha fazla sosyal medyada işleneceğini hep birlikte göreceğiz. Bugün tabii ki en baş temel olarak tabii ki Venüs güzellikle de ilgili. Boğa burcu aynı zamanda hem güzelliği hem parayı, aynı zamanda da beslenmeyi işaret eder. Bugün iştahımız da daha fazla olabilir. Oruç tutan arkadaşlar, tutmayan arkadaşlar anlıyorlardır beni. Tutanın da Allah kabul etsin, tutmayanı da Allah kabul etsin diyelim. İşte böyle bir gün değerli arkadaşlar. Hafta aslında günlük burç yorumlarınızı anlattım ben tek tek. Bu Satürn'ün Mars'a kavuşumundan da bahsettim. Hafta zor başlayabilir. Evet, stresli başlayabilir. Pazartesi ve Salı. Fakat haftanın ortasından itibaren çok daha güzel bir gökyüzü geliyor. Müjde de aslında getireceğini söyleyebilirim bize. Özellikle şunu bekliyorum ben de. Çarşamba günden itibaren Venüs artık Balık burcuna geçecek. Ve Venüs Balık burcuna geçtiğinden itibaren biraz daha bize ok çektirecek. Çünkü yani rahat bir nefes alabiliriz. Venüs Balık burcunu sever. Orada daha rahat kendini ortaya koyacaktır. Hem ilişkilerimiz için faydalı, kazançlarımız için faydalı ve tüm sosyal platformlar için, güzellik, estetikle ilgili konularda yine faydalıdır. Seveceğiz yani Venüs Balık aşk için, ilişkiler için de çok faydalıdır diye söyleyebilirim. Sanatla ilgilenenler, ilhamla işi olanlar için de mükemmel bir hafta ortası olacak. Değerli arkadaşlar, evet, haftalık burç yorumlarınızı izleyiniz lütfen. Tek tek çektim bu hafta sizler için. Beğenin, yorum yazın. Abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir pazartesi.